Bayramlamaz nasıl kılınıyor? Sen benden şimdi gel ya. Ben de Diyarbakırlıyım bak, gel. Amca gel, TRT1'e çıkarsın belki amcam. Beyler hop! Hop! İnegöl'de çok araba geçiyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? İnegöl'de çok araba geçiyor. Öyle bir soru o değil de. Milletin içine mi anlatayım? Evet evet ya, söyle işte, tekbir gelir. Bayram namazı 33 rekat. Sonra... Ya 33 rekat nasıl anlatacağım şimdi? Kanka isim neydi? Kerem. Ali. Samet abi. Orhan. İsmail. Muhammed. Öncelikle hepinizin bayramı mübarek olsun. Bayramda tatil planı var mı? Var. Ne yapacağız? Antalya'ya gideceğiz arkadaşlar. Yani gideceğiz işte. Akraba ziyaretine falan mı gideceksiniz? Akraba ziyaretine değil de gideceğiz, tatile geleceğiz, tekrar gideceğiz oraya. Ama ilk günü gideceğiz tabii, akrabaları ziyaret edeceğiz. Bayram namazını kılmayı biliyor muyuz peki? Biliyoruz abi. Anlatır mısın bize? Kaç rekat? Bayram namazı mı? 2 rekat abi. Tamam. Nasıl kılınıyor? Biliyoruz abi, elhamdülillah Müslümanız ya. Yok, bayram namazı nasıl kılınıyor? Uygulamalı. Abi milletin içinde mi anlatayım? Evet evet ya, söyle işte, tekbir gelir. Şimdi bayram namazını nasıl kılıyoruz? Niyetini getir. Getirdim. Sesli getir niyetini. Niyet ettim Allah razı olsun bayram namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama, doğru mu? Şimdi imam tekbir getirdi. Evet. Allahu Ekber dedi. Elleri bağladık. Subhaneke duasını işimizden okuyoruz. Evet. Sonra imam 3 kere daha tekbir getiriyor. Evet. Allahu Ekber diyor, kulakları elleri. Evet. Götürüyoruz, salıyoruz yana. Evet. Sal yana. Birinci tekbirde bu şekilde. Evet. İkinci tekbirde yine yukarı kaldırdık elleri. Allahu Ekber dedi. Saldık mı aşağı yine? Saldık. Saldık. Üçüncü tekbirde ne yapıyoruz? Allahu Ekber deriz. Dedi yine. Tekrardan. Bu sefer elleri bağlıyoruz. Evet, üçüncü tekbirde bağladık. Şimdi imam sessiz şekilde Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuyor. Evet. Tamam mı? Zamm-ı Sure'yi okuttuktan sonra tekrar zaten tekbir getiriyor. Rükû'ye ve secdeye gidiyoruz. Evet. Birinci rekat bitti. Evet. İkinci rekat için kalkıyoruz ayağa. Tamam mı? İmam tekrardan Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuyor. Evet. Tamam mı? Sonra 3 kere tekbir getiriyor. Üçünde de elleri salıyoruz. Allahu Ekber dedik. Allahu Ekber. Sal elleri abi. Bir daha dedik Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sal elleri yine. Bir daha dedik Allahu Ekber. Allahu Ekber. Saldık yine elleri. Evet abi. Dördüncü Allahu Ekber'de, yani dördüncü tekbirde tekrardan rükûya gidiyorsun. Evet abi. Sonra secdeye gidiyorsun. Orada tahiyyat, salli barik, Rabbena atina duaları okunuyor. Evet abi. Sağa sola selam veriliyor ve namaz bitiyor. Evet. Normal namazdan biraz farklı mıymış? Farklı. Değil biraz. Mi? Evet. O 3 kere tekbir getirme mevzusu var. Evet, orada insanlar çok karıştırıyorlar. Biz de dedik ki bu bayram namazında bari insanlar bayram namazını bilerek kılsınlar. Sağa sola bakmasınlar. Evet. Güzel yapmış mıyız? Evet. Peki bayram hakkında ne düşünüyorsun? Bayram deyince senin aklına ne geliyor? Bayram mutluluk, neşe geliyor ama şimdi eskisi gibi değil. Ya bunu sen bile nasıl söylersin? Kaç yaşındasın? 13. 13 yaşındasın, eski bayramlar yok diyorsun mesela. Evet. Bu neyle kıyas ettin şu an? Akrabalara mesela gittiğimizde hiç şey olmuyor. Keyif almıyor mesela eskisi gibi. Bayramlarda gezinmiyoruz mesela akrabalara giderken. Değil mi? Komşulara gidilir, şeker evet. toplanırdı, haşlık verirlerdi. O yok mesela. Şu an yok değil mi onlar? Evet. Orhan abi, Ramazan bayramı ile alakalı düşüncelerin nelerdir? Ramazan bayramı senede bir sefer gelen harika bir şey. Peki abi, bayramlarda eskiden akraba ziyaretleri yapılırdı. Sanki son bayramlarda hep böyle insanlar tatile gidiyor. Akraba ziyaretleri de bitmiş durumda sanki. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Gülüm. Hep eskiden beri biz giderdik böyle. Önce büyüklerimizi ziyaret ederdik. Ondan sonra gelirdik, gezerdik. Komşulara falan. Yani sıla-i rahimi yapmamız gerekmiyor mu abi? Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Her koyun kendi bacağından asılacak. Siz yapacak mısınız abi inşallah bu bayramı ziyaret? İnşallah. Ölmez sağ olursak tabii ki öyle. Falan mı atladık? Yok abi, saçımı yıkayalım. Oruçlu muyuz? Evet. Çok sıcakladın herhalde, hava sıcak. Bayramda ne yapılır? Bayramda ne yapılır? Evde yatılır. Sonra gölge bir yerlere gidilir. Akraba ziyaret yapıyor muyuz bayramda? İşte tek tük bir şeyler. Harçlık veriyorlar mı? Ya bir şeyler olur onlardan da. Çok vermiyorlar herhalde. İşte aynen. Bayram deyince aklına ne geliyor? Bayram deyince sevinç geliyor ya. Eskiden bayram bir havası oldu anlatsın da şimdi bayramın havası olduğunu anlayamazsın. Yaş kaçtı? 16. Bu eskiden dediğin kaç sene öncesi? Memleketteyken. Yani? 10. Memleketteki bayramlar nasıl oluyordu? Böyle 6 yaşında bile hala hissediyorum. Böyle eğlenceli. Bayram günü, bayram gününden bir gün önce ayakkabı alıp yeni kıyafetler alıp başının ucuna uyumadın mı gece? Uyudum abi. Oldu mu onlar? Oldu. Şimdi var mı peki o? Yok, şimdi yok. Neden yok? Çünkü raflarda 10-15 tane ayakkabı var, doğru mu? Doğrudur abi. Yani bir şeyleri çok kolay elde ettiğimizden dolayı artık bir kıymeti kalmadı gibi. Haklısın abi. Bayramda bir tatil planı var mı? İkinci gün abi. İkinci gün nereye gidiyoruz? Gemli ya. Gemlik. Akrabalar mı var? Evet abi. Akraba ziyareti çok önemli değil mi? Evet abi. Şu an herkes teknolojiye bağımlı olmakta zorunda. Teknolojiye bağımlı şu an. Ama akraba bağı kopmamışsın abi. Wi-Fi bağı kopmuyor ama akraba bağı kopuyor diyorsun değil mi? Evet abi. Nasıl cümle? Ya. Güzel cümle değil evet mi? Abi. Güzel kurdun. İnsanlar artık telefon bağımlısı olmuş abi. Teknoloji bağımlısı olmuş. Tamam. Gerek kalmıyor yani. Ben şimdi seni arıyorum abi. Akrabamsın. Arıyorum seni. Aylı bayram var abi. Eyvallah, bu kadar. Ya da toplu mesajdan her şey bitiyor değil mi? Toplu mesaj atıyor adam 200 kişiye. Çiçekli güllü böyle. Çiçekli güllü, ne gerek var gitmeye diyor. Korona var diyor, bahane ediyor. Aslında adam gidiyor tatil ama. Eyvallah. Anladın mı? Ha, aynı şey. Bak, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerim var. Cenab-ı Allah Nisa suresinde buyuruyor ki Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağını koparmaktan sakının diyor bak. Direkt ayet var açık şekilde. Sıla-i Rahim'le alakalı. Sence bu ayeti insanlar bilmiyor mu veya umurunda değiller? Abi artık umurlarında değil ya. Bunlar insanlar anlamıyor abi bu şeyleri, anladın mı? Ayetleri artık tövbe aşağı insanlar takmıyor bile yani. Son zamanlar. Bilhassa büyükler mi gençler mi? Gençler yani bilhassa.